Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahillezî ferada aleyna siyâme şehri Ramazan. Vessalâtu vesselâmu alâ Muhammed ellezî senne lenâ kıyâme şehri Ramazan. Ramazan ayı rozasını tutmakını bizlerge farz kılgan Allah-u Teala'ya hamdü senalar bulsun. Ramazan ayı keçelerini bedar utkazmakını bizlerge sünnet kılgan Resul-i Ekrem Muhammed Mustafa'ya salavatu selamlar bulsun. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuh. Allahümme la sehle illa ma cealtahu sehlen ve inşi'te cealtel hazne sehlen bi kudretike ya erhamer rahimin. Biz çok merte İslami marifet doğrusu da yapırdık. Ve marifet degeni insanda hasıl bulgen müstahkem ilim ekerliğe. Unca bunca nesnege özgürmeydigen sabit bir düşünce ekerliğine ettik. Şu bilan birga İslami ahlaklar bilan xuluqlanish hammamiz uchun farz ekanligini ham aytdik. Yaxshi xuluqlarni o'zimizda mujassam qilishimiz, yomonlaridan demak qutulishimiz, ularni tark qilishimiz ham farz ekanligini aytdik. Xo'p, shu narsani o'lchovi qani? Qana qilib bilamiz? Ana misol uchun aytaylik, islomlar xuluqi bilan xuluqlangan odam hamma yerda, har zamonda, har makonda o'sha xuluqni mahkam tutadi. Odamlarni oldida go'zal xulqli bo'lib ko'rinib, oilasiga borganda badxulq bo'lsa, u munofiq bo'ladi, riyokor bo'ladi. Ana qayerda bo'lsa ham bir xulqni ushadimi, shu xulqi sobit turishi kerak. Ana shunda haqiqiy islomiy axloq bilan xuluqlangan bo'ladi. Islomda qoralangan yomon xulqdan ozod bo'lgan bo'ladi. Bizi dinimiz islom dini, u rostgo'ylikni targ'ib qiladi. Alloh taolo Qur'onda rost gapiringlar degan, Rasululloh rost gapiringlar degan deb gapirib turib, mana qabr o'zi yolg'on gapiraversa, u rostgo'y deb bo'lmaydi uni. Allohning ta'limotini bizga amal qilish uchun yuborilgan, gapirish uchun emas. Gapirish bu boshqalarga bildirish vositasi xolos. Gapirib qo'yib o'zi amal qilmay ketsa, bu juda katta navbakorlik bo'ladi. Mana shu, demak, har xil holatlarda odamlarni axloqi haqiqiy, sobit axloqmi yoki xo'ja ko'rsinmi ekanligi hariga yuqorida aytganga o'xshagan tajribalardan bilinib turadi. Shu tajribalardan biri bugungi kunda texnologiyaning rivojlanishi bilan yana yuzaga chiqdi. Qo'l telefoni, internet, ijtimoiy tarmoqlar, elektron pochta, yana shunga o'xshagan aloqa vositalari ana o'shnaqa o'zini bekitib yurganlarning avratini ochib qo'yadigan bo'lib qoldi. Insonlar bilan yuzma-yuz tursa, tuppa-tuzuk odam yaxshi gaplashadi. Internetga kirsa, undan battar yomon odam yo'q. Hammani so'kadi, ig'vo qiladi, to'g'ibat qiladi, bo'xton qiladi, chunki ko'zi ko'ziga tushmayapti. Bemalol o'tirib olib, har qanday sifatsizni qilishyapti. Ana o'sha islomiy axloq, islomiy ta'limot yuzaki ekanligini shu dalolat hisoblanadi. Hozirgi kunda telefonni balosidan buzilayotgan oilalarning soni shiddat bilan ko'payib boryapti. Bir shoira o'zini bir she'riga muqaddima qilib, hozir bizning yurtimizda buzilayotgan telefon nimani oilalarning 20% telefonni balosidan deb yozib qo'yibdi. 20%. Bu degani 5tadan bitta oila telefonni balosidan buzilayapti. Nimaga? Haligi aytganimiz, erkak ayollar o'zlari yuz ko'rib gaplashib, eri bor, xotini bor, birov bilan oshuv-mashuv bo'lolmaydi. Telefonda bo'lishyapti. Erkak vaqt bir qanday ayolini, qizini topadi, telefonda gaplashadi, gapi rivojlanib borib, uchrashib buzilyapti. Xotinlar ham shu.
eri bilan yotgan uyidan dahlizga chiqib gaplashyapti, qo'lga tushganlar bor. Bir haftalik kelinlar telefonda gaplashib chiqib, bekatda turganlar xastan borib ushlab olganlar bor. 3ta 4ta bolasi bor ayol, eri bilib qolib, poylab telefonini bilib, orqasidan borib birovnikida uchrashib turganlar, ushlab olganlar bor. Ana haligi aytgan, haqiqiy islomiy ta'limotni olmaganning balosi shu. Bu telefon o'sha boshqa narsalar uzoqni yaqin qilish uchun, og'irni yengil qilish uchun, yaxshilikni, ezgulikni taratish uchun shuni xizmatiga chiqarilgan. Bular haligi dilidagi marazni yuqoriga chiqarish uchun, odamlarni ko'z o'ngida qilolmaydigan ahmoqligini qilish uchun vosita qilish bo'lyapti. Internet ham shu. Eng katta baloni boshi internetda bo'lib qoldi hozir. İctimai tarmaqlar. Yerdə obşistu var idi, cəmiyyətlər tüzüşədi özü, yamanlar. 10-ta, 20-ta, 30-ta olub, başqalarını hem özlərində tarqıb qılədi. Yamanlıqə çağırlıydı, falan yerdə uçuruşamız, onda qılamız, onda qılamız deyiş yaptı. Fahşə suratlar, videolar, filmlər tolu yaptı internetdə. Həmmə yaş yigir qızlarının qolunda ikitədən bulmasayım, bitədən telefonu var. O şimdi kursatı dağını var, adresi yok. Yaplaşıp başka nesnelerini kılalmayan telefon yok. Galaksi buluş gerek, o buluş gerek, bu buluş gerek. Hemmesi o şu videonu çıkarıp geri dağın buluş gerek. Onun akıbatı da yaşlarının başına karakatlar yetiyordu. Faks işleri kopayı yaptı. Aile buzul işleri kopayı yaptı. Şermandaçilikler kopayı yaptı. Ailesi var, bala çakası var, tuppa tüzük adamlar kesesini bana başını aldı, oturup hatını uşağı alıp arıza kılıp bence hat yazı yaptı. Yerim buzulup kaldı, karasam internette ahvalı şu. Ali Reşeman doğdum, tavba kalıp, min madde yerimde, bop dedip kesersem, bir haftadan keyin katta oğlum ap geldi, atam bana akıl yaptı, ona karayın ettiydi. Sülerini yüreği yol veri yaptı, kalbi yol veri yaptı sülerge. Ongi şunu kurtar yaptı. Elektron poştada, şu. Elektron poştada ne mani kısa kırışı. Bir adam hangi yazı yaptı, bir kız dini savaşları soruldu dedi. Dinge kızı karakam budu, yapırsa tutma tüzü bilin yaptı dinini dedi. Kendin için adam hangi poştada malumatlar aralaş kuralaş yok gitti. Siz bu lastiğimi tartıkı sabereyim dedi. Bop dedi, basam dedi. 98% ballarından bugün mamla dedi. Keyin yozdim, senden siz mandan dinini so'rovdingiz, ibodatni so'rovdingiz. Bu pochtangiz to'la dinga qarshi gap bu. Fohisha gaplar u, desam, ha menga pochtada bo'laveradi deyishuvdi, mumkin emasmi deyapti deydi. Ana, tushunchani qaranglar. Yuzakida, ya'ni jismoniy holatda bo'lmasa ekan, unga kirib olib nima qilsa bo'laverar ekan, o'zlariga patvo chiqarishyapti. Ana bunaqa holatlar nihoyatda ko'p. Yaqinda menga bir 28 yoshli bizni hozir nimada yoshini ham yozib qo'yadigan qildik. Sal savolidan o'shini kimligini bilaylik deb. Yosh ayol yozyapti. Hazrat, sizdan ming bor iltimos. Shu ma'suma opa-singillar ayollarning nomidan sizdan iltimos qilaman. Hozir ijtimoiy tarmoqlar bola ofaga to'lib ketdi. Qizlar, yigitlar avval boshlashda demak gaplashib tanishaylik deb suratini almashishadi deydi. Bir-biriga surat yuborar ekan. Surat yaxshi, odobli surat. Bir muddat o'tgandan keyin yigit do'q qiladi qizga deydi. Agar mana aytganimni qilmasang suratingni tarqatib, umuman senga sovchi kelmaydigan qilib qo'yaman. Bu qo'rqadi deydi. Nima qilay desa, bu yerda odob bilan tushgan ekansan, endi menga beodob suratingni jo'natasan deydi. O'zim suratini avvalaman, san romaringni yesa o'qil, bu qil deb deydi. Qizlarni ig'vo qilib, mana shunaqa holatga solishyapti. Bu borgan sari ko'payib boryapti. Iltimos, shuni bir xalqqa yetkazinglar. Bunaqa narsa axir musulmonchilikka, xalqimizning urf-odat odatiga to'g'ri kelmaydi-ku, deyapti. Mana shuni qilishyapti. O'sha yerda qiz ham aybdor, yigit ham aybdor. Ularga qo'yib bergan ota-onasi ham aybdor, hammasi aybdor. Qiz borayotgan sen nima qilasan nomahramga suratingni yuborib. Unda o'sha yerda ilm o'rgan, internetda ma'rifat o'rgan, odob o'rgan, axloq o'rgan, Qur'on eshit,
Ne bakarsan o cinin suretini namahrem erkek ediyor bari. Ana buna kadar. Şimdi hazır barıp, ana şu internet, ana şu içtimai tarmak, hariki telefon, hamma balalar yığılıp, hazır, halkara mı kıyasla, Müslümanların rasvasını çıkarış işleri var yaptı. Bu yakaki cihat kılığınızı çakır yaptı. Falan edip, stan edildi. O kim o ze? Neme cihatı, nemeden ibaret bilmeydi. Bu arada ahmak. Onu yaptı. Onu bir kere yaptı, ya da aşağıda kapket yaptı. Ben otken sefer, ben Rusya'ya varganımda, ballarım yapır verdi. Kaç adamlarını şu Rusya'dan yapılaşıp, işte internet kılıp, telefon kılıp, adamı kelip, abarıp, peşe vardı, uyardı, buyardı, bombanın tayyide kalıp, oğlu günü haberi kere yaptı. Bu yerde atası, anası, hatını işlep gelip, bana bakatıp oturuştu. Bir kısırdan kırıldı, bir kışı varganın hamısı olurdu. Bir kısırdan kırıldı da erkeksiz kalktı, yok. Bunların kendisi kayırdı, onge kayırdı, nemanı oyla iş kılışırdı. Anası itibardan hamma bunu düşünüş gerek. Devlet şunun çağrısını kör yaptı, kattık urun yaptı. Bana yakın bir hafta açtı, 10 günün etrafında yangi kanun çıktı. Bu düşü doğrusu da. Kim şunaki fahişe suratlarını başkalarına takat eden olsa, onu demek o şu interneti rehberiyetinden hükümet sonrası verirdi adresini. Özünü bir madde avlaklandırırdı. Yine kılavuzsa keyin cezalga tartırırdı. Ana şimdi o şekilde buzgunçilik yaptılar katkarlar. Yaşlarını adamsız kılıçla urun yetkarlar. Behaya kılıçla urun yetkarlar. Yaman yolga başlı yetkarlar. Hammasını demek hükümet şu çağrısını korup urun yaptı. Başka taraflarda hammasının çağrılarını korup o şu yaş yigit kızlar okuçlarının kolunda telefon bulmasını hareketi bul yaptı. Mektepler, oku yurtları hamması da. Şimdi şu işe halkın özü ham koşuluş gerek. Ata analar koşuluş gerek. Ata ukalar, apalar, kattalar koşuluş gerek. Kişkinelerde sadece bir adakta çakırış gerek. Koluna telefon abiyeli koygan bile onun ne mekliyetlerinden haber alış gerek. Biz şunun için bana şu kol telefonu adabı, internet adabı, palancı adabı da çıkardık. O şey ihtimal adablarda var. Saytımızda durup da okusun, organsın, bunun adabını mı bilsin? Ürge kirli alıp kim demelisi şunun arkasından kete vurmasın. Akrab olsun özünü. Özünün faydasını bilsin. Ailesinin faydasını bilsin. Elinin, yurtunun, halkının faydasını bilsin. Kan değdirli garazlılar ne madresi şunun arkasından kete vurmasın. Ölügini havarı kemesin arkasından. Kamalı kalganın doğrusu havar kemesin. Cinayet kalganın doğrusu havar kemesin. O şey işleydi mi, okuydu mu, tecrübe arttıradı mı? Yakışı varım, yakışı kesin. Ailesi bunun bürge olsun. Vakti, vakti, saadeti, hayat kesirsin. Bana bu bala apartlarını hemimiz şunu yetişimiz gerek. Bu yerde elbette ona kadar vallar yok. Lakin kimimizdir? Koşunumuz. Kimlidir? Emeksinin oğlu. Kimlendir yana bir bağlanışı var. Özümüzü ospede etken ballarımız var. Bunlarla karışmamız gerek. Buralarını çıkarıp koyan asbab ıskanasından özümüzü özümüz yemirişimiz gel. Dinimizi payman kılışımız gel. Ahlakımızı yok atışımız gel. Cinayet işe, ailemlerin işe hizmet kıldırmasımız gerek. Akıl buluşumuz gerek. Ana şu vasıtaların hammasını marifetke işlese buladı. Adab, ahlak alışkı istese buladı. Din, diyanatını organişke istese buladı. Vatanparvar buluşke istese buladı. Hammasının imkanı var. Şu tarafta vuruş gerek. Bunun için haliki etkilerimiz bana şu Ramazan'ın başından beri kılıp gelirken maruzalarımızın asası mevzusu marifet gerek. Çünkü gerek. Çukur, müstahkem, her bir nesneye kamiller olmayacak İslami marifet, akide gerek. Şunu şekillendirir, müstakirlenişiz gerek. Ana şunu da kim kese, biz özümüz bilemiz nimeli işimizi. Balalarımız hem şunu bir iş gerek. Yaş yigit kızlar bir iş gerek. Ata analar, cemiyetin hem azaları bir iş gerek. Özünün faydasını bir iş gerek. Özünün zararından çirkleş gerek. Özünün faydası zararı dediğinin şu, halkını, elini, yurtunu, vatanını faydası zararı bir burada. İnsaniyatına faydası zararı buladı. Ana, bana şu halatlarını biz yakışı organı, bugün eşitkenler hemmesi
iltimos musulmonlik so'rovi mana shu narsani tushunib yonidagilarga tushuntiraylik. Oila a'zolarimiz, tanish bilish ulfatlarimiz shu yerga kirib ketayotganlarni ko'rib turibmiz, ularga bir nasihat qilish, odob axloq borasida ma'lumot berish musulmonlik burchimiz bo'ladi. İnşallah bu narsa yo'lga tushib yaxshi bo'lib ketadi, lekin harakat kerak. Allohdan umid bilan shuni so'rab harakat qilish kerak. Musulmonlik burchimiz shu. Haligi holatlar takrorlanmasligi kerak bo'ladi. Alloh subhanahu va taolo barchamizni ma'rifatimiz sobit ma'rifat bo'lishi, islomiy odob axloqlarimiz mustahkam odob axloq bo'lishi, riyokorlik uchun bo'lmasligi, Allohning roziligi uchun bo'lishini nasib etsin. Turli aloqa vositalaridan foydalanishda ham islom qoidalari, odoblari ga amal qilib faqat yaxshilik yo'lda, xayr, baraka, manfaat yo'lida foydalanishimiz nasib etsin. Shu turli tuman fohisha xabarlarni tarqatishdan yoki qabul qilib olishdan, beodoblik, axloqsizlik narsalarini tarqatish va qabul qilib olish, turli tajovuzkorlik, dushmanlik, odam o'ldirish, shunga o'xshagan jinoyatlarga yurib ketishdan, ularning gapidan ta'sirlanishdan Alloh o'zi asrasin. Hammalarimizni iymonimiz musaffo bo'lishi, axloqimiz mustahkam bo'lishi, dinimiz ta'limotlarida esa bu dunyoyu, oxiratni baxtiga, saodatiga musharraf bo'lishimizni Alloh taoloning o'zi oson qilgan bo'lsin. Va sallallohu ta'ala ala xayri xalqihi Muhammad va ala alihi va ashabihi ajma'in bi rahmatika ya arhamar rahimin. Biz aciz bandalaring ulug' Ramazon oyining muborak kechalaridan birida o'zingizni uylaringdan bir uy bo'lmuş ushbu muborak masjidda taroveh namozida xatmi Qur'on qilaroq o'zimizni ojizligimizni yuzaga chiqargan holimizda, zaifligimizni yuzaga chiqargan holimizda, hojatmandligimizni yuzaga chiqargan holimizda o'zingga ehtiyojimiz ko'pligini, so'rovimiz ko'pligini yuzaga chiqargan holimizda o'zingni ulug'ligingdan, behojatligingdan, baquvvatligingdan, qodirligingdan, duolarni ijobat qiluvchi egarligingdan umidvor bo'lib, o'zing amr qilganingdek duo qilmoqdamiz. Seni o'zing bu duolarimizni o'zing va'da qilganingdek qabul aylagin.
Hozirgina qilingan tilovati Qur'on savobidan o'tgan barcha mu'min va mu'minalarni bahramand aylagin. Xususan bizni diyorimizdan o'tgan azizlarimizni ushbu To'xtaboy masjidini qurib o'tganlar, unda ibodat qilib o'tganlar, uni qurganlardan, ibodat qilganlaridan o'tganlari, hozirda o'zingga qo'l ko'tarib ibodatlaridan duo qilib turgan bandalaringdan o'tgan azizlarini barchalarini bahramand aylagin. Alarni g'ariq rahmat, shoistayi jannat qilgin. Qabrlarini munavvar aylab, oxiratlarini obod qilgin. Qolganlarni barchalarini, xususan ushbu jamoatda qo'l ko'tarib duo qilib turgan bandalaringni, oila a'zolari, bola-chaqalari, qavmi qarindosh, yo'li do'stlari, eli yurtlari bilan birga barcha-barchalarini sog'-salomat, tinch-omon qilgin. Turli balo-ofatlardan, xavfu xatarlardan o'zing asragin. Umrlariga, rizqlariga, kasblariga baraka bergin. Alloh buyuk Ramazon oyida ixlos bilan amringa bo'ysungan holda kunduzlari tutayotgan ro'zalarimizni dargohingda qabul aylab, ajr savobini ko'paytirib bergin va oxiratda bu ro'zalarni barchamizga shafoatchi qilib, qo'limizdan jannatga yetaklab kirishini nasib etgin. Kechalari bedor bo'lib qilayotgan xatmi Qur'onlarimizni ham qabul aylagin. Parvardigora bu xatmi Qur'onni har bir harfiga ajrini, savobini ko'paytirib bergin. Qur'oni Karimni bu dunyoda bizga hidoyatchi qilgin, oxiratda shafoatchi qilgin. Parvardigora Qur'ondagi axloqlar bilan xulqlanishimizni nasib etgin. Barchalarimiz musulmonlarning go'zal xulqiga sohib bo'lishimiz, badxulqlarni, xulqliklarni hammasidan ozod bo'lishimizni nasib etgin. Parvardigora hozirgi zamonani zayli bilan paydo bo'lgan turli vositalardan to'g'ri foydalanishimizni nasib etgin. Bularni gunohga ishlatishimizdan o'zing saqlagin. Turli fohisha suratlar va boshqa narsalarni, har xil xabarlar va gap so'zlarni, buzg'unchiliklarni, elni, yurtini tinchini buzadigan ishlarni bu vositalar orqali va boshqa har xil holatlarda ham bo'lmasligini, har el, yurt, mu'min musulmonlar bu balolardan tinch omon yurishlarini nasib etgin. Alloh o'zingdan yolvorib so'raymiz. Ramazon-i Sharifni sharofatidan elimiz, yurtimiz, xalqimiz barchamizni ustimizdan o'zingni rahmatingni yog'dirgin, mag'firatingni yog'dirgin. Doimo xayr barakada bardavom bo'lishimizni nasib etgin. Kasbkordagi azizlarimizni kasbkorlariga o'zing Parvardigora baraka bergin. Dasturxonlarini to'kin sochin qilgin. Turmushlarini farovon aylagin. O'zlarini bergan ne'matlaringga shukrini keltirib, ibodatingda sobit qadam bo'lishlarini nasib etgin. Alloh bemorlarimizga o'zing shifoyi komil bergin. Mushkuli borlarni mushkulini oson qilgin. Musofiri borlarni musofirini hozir qilgin. Hojatmandlarni hojatini ravo qilgin. Qarzdorlarni qarzini uzishda o'zing yordamchi bo'lgin. Befarzandlarga qo'sha-qo'sha farzand bergin. Ilm tarafdagilarga ilmi ladun bergin. Talabalarni imtihondan yaxshi o'tishida o'zing yordamchi bo'lgin. Barcha orzu umidlarga xalqimizni erishishida o'zing osonlik yo'lini ko'rsatgin. Farovonlik turmushni ato qilgin. Alloh buyuk Ramazon oyida ushbu masjidni boshini tutib turgan imom domlamiz, bu kishining noiblari, mutavallilari, masjid hay'ati a'zolari, masjidni barcha qavmlari, bu yerga kelib namoz o'qiyotgan bandalaring, hammalarini Parvardigora dinining xizmatida qilayotgan ishlariga ajr savoblarini ko'paytirib bergin. Doimo shunday ulkan xizmatlarni qilib, din diyonat yo'lida, xalq, el, vatan yo'lida boradigan ishlari hammasi o'zing qabul qiladigan, oxiratda ajrini, savobini ko'paytirib beradigan ishlardan bo'lishini nasib etgin. Xalqimizga o'zingni kalomingni go'zal tarzda xatm qilib berayotgan qorilarimizni zehnlarini yana o'tkir qilgin, hafizalarini yana ham kuchli qilgin. Bardavom ravishda ko'p uzoq davrlar Qur'on nurini yerda yurtda taratib borishlarida o'zing yordamchi bo'lgin. Ularni tug'ib katta qilgan ota-onalari, o'qitib qora qilgan ustozlariga izzat tojini kiygizgin. Bu azizimizga, azizlarimizga o'xshagan qorilarimizni soni va sifatini ziyoda qilgin. Alloh ushbu qo'l ko'tarib duo qilayotgan azizlarni o'zingdan so'raydigan so'rovlari bor, undan afzalini bergin. Tilaydigan tilaklari bor, undan yaxshisini bergin. Qilmoqchi bo'lgan duolari bor, undan a'losini bergin. Hamma ishlarni o'ngidan kelishini, xayr baraka bo'lishini nasib etgin. Alloh o'zingdan yolvorib so'raymiz.
el yurtni tinchaman qilgin, aziz vatanimizni jannat makon qilgin, xalqimizni o'zining roziligini topadigan xalqlardan bo'lishini nasib etgin, barchalarimizni iymonda, islomda sobit qadam qilgin, o'zingni hidoyatingdan ayirmagin, yanagi ramazonlarga sog'-salomat, tinch amon kelib, bundan ham afzal va ziyoda tarzda ibodatlaringda qoyim bo'lishimizda o'zing sababchi bo'lgin. Robbana atina fid dunya hasana va fil oxirati hasana va qina azoban nar. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. Thank you.